Ekranda birbirine çok benzeyen iki tane fonksiyon grafiği var. Biri y eşittir fx, diğeri de y eşittir gx. Bizden istenen ise g fonksiyonunun kuralını f'in kuralı türünden ifade etmemiz. Yani f ile g arasında bir ilişki bulmam gerekiyor. Ne yapacağımız konusunda biraz düşünmek istiyorum. Bu arada siz de videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize biraz inceleyin olur mu? Ben buradaki minimum noktaya odaklanmak istiyorum. Çünkü iki fonksiyonda da bir minimum var ve bunu kullanarak karşılaştırma yapmak gayet kolay olacak. F fonksiyonuna baktığımızda F'deki minimumu G'nin minimumu üzerine nasıl kaydırabileceğimizi düşünmek istiyorum. Öncelikle bunun sola doğru hareket etmesi yani kayması veya ötelenmesi ne derseniz gerekiyor. Öyle değil mi? Sola doğru bir bakalım, 4 birim kaydırıyoruz. Bunu farklı bir renkle yapayım. Evet, sola doğru 4 birim kaydırıyorum. Sola doğru 4 birim gitmek, negatif yönde 4 birim ilerlemek ile aynı şeydir. Şimdi, bir de yeni konumuyla gördüğümüz noktayı aşağı kaydırmamız veya ötelememiz gerekiyor. Yani, y eşittir 2'den y eşittir eksi 5'e geleceğiz. Bunu da yapalım. Aşağı doğru 7 birim kaydırdık ya da negatif yönde 7 birim gittik. Peki, gx fx'in sola doğru 4, aşağı doğru da 7 birim ötelenmiş bir versiyonuysa, gx'i nasıl ifade edebilirim? Yatay öteleme eksi 4, dikey öteleme de eksi 7. gx'in formülünü yazmak için fx'i kullanacağımıza göre, gx eşittir. Biraz daha koyu bir renk kullanayım. fx eksi yatay öteleme, yazıyorum, eksi yatay öteleme, artı dikey öteleme olacak. Önce yatay ötelemenin ne olduğunu bulalım. Sola doğru hareket ettiğimiz için öteleme negatif yönde olacak değil mi? O halde bunun yerine eksi 4 yazabilirim. Dikey öteleme olarak da aşağı doğru 7 birim hareket ettiğimiz için eksi 7 olacak. Evet bunun yerine de eksi 7 yazalım. İşte bu kadar. Gx eşittir. Aynı rengi kullanırsam yine daha iyi olacak. Gx eşittir f için de x eksi eksi 4 yani x artı 4 artı eksi 7'yi de eksi 7 olarak yazı vereyim. Bu tarz formüllere baktığımda benim için eksi yedinin ne anlama geldiğini anlamak gayet kolay. Zira bunun düşey olarak yedi birim aşağıya doğru ötelemeyi anlattığı açık. Ama bu formüle bakınca sola kaydırmamıza rağmen neden artı dört oldu diye düşünüyor olabilirsiniz. Şöyle anlatmaya çalışayım. Fonksiyondan aynı değeri almak için yani mesela f sıfırın ne olduğunu merak ediyorsunuz diyelim. E buna eksi 4 vermeniz gerekiyor, değil mi? Anladınız. Bu 4 olursa burada 0 elde edebiliriz. Bunun için zaman zaman x yerine bazı değerler kullanıp fonksiyonun nasıl kaydığını daha iyi bir biçimde görebilirsiniz. Yatay kaydırmanın nasıl işlediğini daha iyi anlayabilmek içinse bu örneğe değil de sadece yatay kaydırmayı içeren bir örnek çözmenizi öneririm. Bu arada bunu açıklayan daha detaylı videolarım da var. Peki bir alıştırma daha yapalım. Bu soruda y eşittir gx'i morla y eşittir fx'i de maviyle çizmişler. Soru ise şu şekilde. fx eşittir karekök içinde x artı 4 eksi 2 olduğuna göre g x'i x türünden yazınız diyor. Dikkat g x'i x türünden yazınız. İsterseniz önce g x'i f x türünden yazmaya çalışalım. Grafikte gördüğünüz gibi g x f x'in kaydırılmış bir versiyonu. Hatırlatma amacıyla gx eşittir fx eksi yatay öteleme artı dikey öteleme diyorduk. Peki f'den g'ye gidebilmek için yatay ötelemenin ne olması gerekir? Ee, bu noktanın bu noktaya geldiğini düşünürsek sola doğru iki birim kaydırmamız gerekir değil mi? O halde yatay kaydırma eksi 2'dir. Sıra dikey kaydırmada dikey eksende y eşittir eksi 2'den y eşittir 3'e doğru hareket ediyoruz. Bu da yukarı doğru 5 birim kaydırma demektir. O halde dikey öteleme de artı 5'miş. Değil mi? Evet. Bunun yerine de 5 gelecek o halde. Şimdi eğer gx'i fx türünden yazmak isteseydik bir önceki örnekteki gibi gx eşittir f x eksi eksi 2'den artı 2 ve artı 5 yazardık ama bizden bu istenmiyor. g x'i x türünden yazmamızı istedikleri için f x'in kuralını kullanmamız gerekecek. Daha açık olması için şuraya yazayım. f x kare kök içinde x artı 4 eksi 2'ye eşitti. Buna göre f x artı 2'nin ne olduğunu bulalım. X gördüğümüz yerlere x artı 2 yazmamız yeterli değil mi? F x artı 2 eşittir karekök içinde x artı 2 artı 4 eksi 2. Bu da karekök içinde x artı 6 güzel eksi 2'ye eşit olacak. F artı 2'nin ne olduğunu bulduğumuza göre, bir de f x artı 2 artı 5'in ne olduğunu bulursak, sorunun cevabına da ulaşmış olacağız. Hemen yazıyorum. fx artı 2 artı 5. Buradaki ifade artı 5 olacak değil mi? Karekök içinde x artı 6 eksi 2 artı 5'i başka bir renkle yazalım. Evet. Sonuç olarak karekök içinde x artı 6, 5 eksi 2, 3 eder. Evet. Bu gx'e eşit. E, yaptıklarımızın üzerinden bir kere daha geçecek olursak, önce gx'i fx türünden ifade ettik. Yani fx'ten gx'e gelebilmek için fx'i sola doğru 2 ve yukarı doğru 5 birim ötelememiz gerekeceğine karar verdik. Artı 2'nin sola, eksi 2'nin de sağa doğru kaydırma anlamına gelmesi kafanızı karıştırdıysa, bir önceki soruda dediğim gibi bunun neden böyle olduğunu anlamak için bazı x değerleri seçip e, inceleyebilirsiniz. Evet, nerede kaldık? Bu gx'in fx türünden ifade edilmiş hali ama soru da gx'in fx türünden değil, x türünden neye eşit olduğunu soruyor. Önce x yerine x artı 2'yi kullandık. Sonra da dikey kaydırmayı da unutmayarak bulduğumuz kurala bir de 5 ekledik ve gx'i bulduk. Bravo bize!